Devam edelim bir başka başlık. FETÖ ile ilgili, terör örgütü FETÖ'ye yönelik son dönemin belki de en büyük operasyonlarından biri bu sabah gerçekleştirildi. 459'u muvazzaf asker, toplam 532 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Şüphelilerin yakalanması için 62 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Biraz konuşalım. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük dilimde konuğumuz. Cem Küçük, hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet Akif. İyi yayınlar diliyorum sana. Teşekkürler. Çok büyük bir sayı değil mi? Muvazzaf askerler evet. Olması da önemli. Ne anlama gelir operasyon? Bir de yani 4 albay, 1 yarbay, 9 binbaşı, 24 yüzbaşı. Bunların hepsi de görevde. Şimdi önce tebrik ediyorum seni de, kurumunu da. Çünkü sabahleyin ben buna kendi yayınımda bayağı yer ayırdım. Ya dedim bunu kimse görmeyecek mi bu kadar büyük bir iş diye. Ama sağ olasın hani sen de sen gördün. De teşekkür ederim. Hakikaten önemli bir olay bu. Bak bir sayı vereyim. Türkiye'de hakikaten bu son dönemde yapılan en büyük operasyon bu. Aslında bizim şu Biden işi olmasa veya pandeminin getirdiği psikolojik etki, ekonomik sıkıntılar olmasa belki bir numaralı konu bunun olması lazım. Çünkü tehlikenin boyutlarını görmesi açısından Mehmet Akif. Bak İstanbul ve İzmir merkezi yapıldı biliyorsun. 62 il bu ve 62 ili kapsıyor. İstanbul'da yapılan operasyonda 122 karacı, 30 havacı, 22 deniz kuvvetlerinden, bir sahil güvenlik, 22 milli savunmadan ve 42 de daha önce ihraç edilmiş askeri okul öğrencisi bunlar. İzmir merkezi yapılandı da 97 jandarma, 111 kara kuvvetleri, 16 hava kuvvetleri, 19 deniz kuvvetleri, 31 de gene daha önce 15 Temmuz sonrası ihraç edilmiş 31 askeri okul öğrencisi, 459 kişi yapıyor bu. Bu yakın tarihte gördüğümüz en büyük Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ operasyonlarından biri. Ben geçen yıl söylemiştim, yeni yıldan bu yana, yani Ocak 2021'den Nisan ayına kadar 1400'e yakın FETÖ'cü hakkında işlem yapılmıştı. Daha önce de 80, 200, 100 böyle geliyordu. Yani 1000'in üzerindeydi. Hatta 1400 dediğim gibi. Bu sayıyla beraber devasa bir şey oldu. Ve bunlar tabii ağırlıklı kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinde, kara kuvvetlerinde ve jandarma kuvvetlerinde çok fazla olduğu görülüyor. Gelen bilgilere göre, ki bunlar itirafçıların bilgileri, BILOG çözümlemeleri ve ardışık aramalar sonucunda ortaya çıkan bilgiler sonucunda alınmış. Hakikaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nde nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya geldiğimizi göreceğiz. Şimdi bunların hepsinin bir kısmının beraat alacak bir alakası da olmayabilecektir. Onu da söyleyeyim. Yani burada diyelim ki 459'unun 20'sinin 30'unun belki alakası olmayacak ama önemli bir kısmı zaten itirafçı oluyor. Zaten bunlar da önceki tutuklananlardan, gözaltına alınanların itirafları sonucunda ortaya çıkıyor. Burada bir de şöyle enteresan bir bilgi var Mehmet Akif. Bu isimler, aynen Serdar Atasoy vardı hatırlarsan, Tuğgeneral. Evet. O 96 yılında teğmen olmuş. Üsküdar'daki FEM dershanesinde Fethullah Gülen, terörist başı, ona rozet takmıştı. Nuri Can Kıymaz o Meriç Nehri'ni geçerken yakalanmıştı. Bunların ikisi Tuğgeneral ve 15 Temmuz'dan 4 yıl sonra bile bunlar görevdeydi. Kendi istekleriyle emekli olmuşlardı ama kritik görevdeydi. Bunların ifadelerini biz gördüğümüzde BILOG kullanmıyorlar. Mesela sosyal medya hesapları yok ya da FETÖ'yü destekleyici bir tweet, Facebook mesajı veya aile arasında bir ilişki yok. Bunlar da öyleymiş. Yani sabahleyin benim konuştuğum bazı yetkililer de bunlarda da ne BILOG filan bir kısmında var veya ardışık arama var ama herhangi bir iletişim filan yok. Bunları sadece çok mahrem imam yapılanmasındaki kişiler biliyor. Zaten o biliyorsun ordu içinde bunlar hücresel örgütleniyordu. Bir kişi en fazla 4-5 kişiyi tanıyor. Hı-hı. Daha fazla kişiyi tanımıyor. Kimsenin kimsenin haberi yok. O yüzden herkes bildiğini söylüyor. Ben diyor Ali'yi, Veli'yi tanırım. Öbürü diyor bunu tanırım. Ve bu açıdan da hakikaten 459 kişi çok büyük rakam. Ve bu tehlikenin sinyalini de gösteriyor aslında. Yani çok ciddi bir tehlike. Düşün, biz Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı'nı yaptık. PKK ile mücadele ediyor hala. Hem sınır ötelerinde hem Türkiye içinde. Hakikaten bu çok büyük rakam ama güvenlik güçlerimiz, istihbaratımız, savcılarımız bunları yakalıyor. O açıdan da onlara
müteşekkir olmak lazım. Cem Küçük, teşekkür ediyorum. Aslında vaktimiz dardı. Yoksa sen de söyledin, önemli. Yani 15 Temmuz'dan sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları bir, yapıldı. Libya'ya operasyon gerçekleştirildi. Şey terörle mücadele. Buyur. Tek bir şey, özür dilerim. Bir de burada şimdi bu Mehmet Akif, bunun yalnız devamı da varmış. Yani devamı da bu var. Yani bu sadece bildiğim, benim öğrendiğim İçişleri kaynaklı olarak söylüyorum. Yani hani biz onları biliyoruz diyorlar. Bayağı daha hani bu muazzaf şekilde gözaltılar. Başka askerler de var yani. Evet, muazzaf, uzman, çavuş, assubay. Bir de bunların biliyorsun çoğu, önemli bir kısmı assubay rütbesinde bunların. Hı-hı. Yani muazzaf olanlar bir kısmı, yani subay olanlar bir kısmı çoğunluğu assubay olduğunu söyleyelim, ama bunun devamının geldiği de gelebileceği de söyleniyor. Onu da ayrıca bir not olarak ekleyeyim. Cem Küçük, teşekkür ederiz. Sağ olasın. Az önce de söyledim, pek çok operasyon yapıldı. Belki de bu askerlerin bir kısmı operasyonlarda da görev aldılar. Bilmiyoruz ama etraflıca belki konuşulması gereken bir mesele. Efendim.